Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yılın son aşuresini yapacağım. Kullanacağım malzeme ölçülerini aşağıya bırakıyorum. Kullanacağım malzemeler: haşlanmış aşurelik buğday, kuru fasulye haşlanmış, haşlanmış nohut, kuru kayısı, suda beklettim kuru kayısılarımı, pirinç, kuş üzümü, kabukları soyulmuş badem, fındık içi, suda bekletilmiş ceviz içi, meyve olarak mevsim portakal, elma ve limon kabuğu kullanacağım. İçerisine süt, gül suyu ve toz şeker kullanacağım. Aşure malzemesi kişinin imkanlarına göre değişebilir. Bu malzemeler çoğalıp eksilebilir. İçerisine ekstradan koymak istediğimiz başka malzemeler varsa koyabiliriz. Ya da bunların gramajını düşürebiliriz. Tamamen kişinin zevkine, damak tadına uygun olarak herkes kendi bütçesine göre yapabileceği bir tatlı çeşidi. Aşure ilk olarak 15. yüzyılda Osmanlı mutfağına girdiğini görüyoruz. Ama bunun halka dağıtımı olarak, saraydan halka dağıttığı yıllar olarak baktığımızda, yüzyıl olarak baktığımızda 18. yüzyılda Sultan Abdülaziz'in annesi Fardarmiyan Sultan'ın dağıtıp, pişirip halka dağıttığını biliyoruz. Dediğim gibi kişinin imkanlarına göre tamamen aşure malzemeleri eksilebilir, fazlalaşabilir ya da kuru yemiş olarak hiç kullanmayabiliriz. Ben daha önce haşladığım buğdayımı kaynayan sıcak suya ekliyorum. Daha önce haşladığım için daha kolay olacak işim. Bir kaynama geldikten sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. İçerisine kuru fasulyeyi, nohutu ekliyorum. Şöyle bir 10 dakika kaynasın istiyorum. Bunlar kaynarken diğer taraftan kuru kayısını doğrayacağım. Kuru kayısını sıcak suda bekletmiştim. Dediğim gibi dilediğimiz kuru meyveleri kullanabiliriz. Taze yaş meyve kullanabiliriz. Tamamen bizim zevkimize göre ayarlayabileceğimiz bir tatlı çeşidi. Bu arada ben biraz tuz eklemek istiyorum. Şuraya çok az. Çok az bir tuz. Kuru incir de kullanılabilir ama ben bugün kullanmayacağım. Kuru incir biraz aşurenin rengini karartıyor. Ceviz de karartıyor ama ben cevizi sıcak suda beklettim. Sıcak suda beklettiğim için onun o acı ve yani aşurenin rengini de koyulaşmasını engelleyeceğini düşünüyorum. Artı biri daha taze oluyor. Bir de kuru yemişleri biz suda beklettiğimiz zaman fermente etmiş oluyoruz. Bu da bağırsak dostu oluyor. Kullanacağım elmaların kabuğunu soyuyorum. İki elmayı doğrayıp kullanacağım. Diğerinin üzerine karanfilleri batıracağım. Karanfil aroması versin diye. Karanfili suda haşlayabiliriz de böyle bir 10 dakika kaynatırsak o suyu da kullanabiliriz. Karanfil
eğer karanfilleri haşlamış olsaydık, suda kaynatmış olsaydık, o zaman en son aşamada karanfil suyunu eklerdim. Ama şimdi böyle bunları şöyle saplıyorum. Hoş bir aroma versin istiyorum. Portakal kabuğunu da şöyle soyup kullanacağım. Sonra da portakalı sıkıp suyunu kullanacağım en son. Portakal ve limonları, artı elmaları ben kaynatma oldum. Üzerindeki kimyasal ilaç artıkları kalmasın diye. Böyle kullanıyorum. Yani yoksa güvenemiyorum sonuçta. Tarım ilaçları var üzerinde. Daha sonra doğrayacağım ufak ufak. Kuru kayısı. Şimdi ekliyorum. Aromasını verdikten sonra içini de çıkaracağım. Biraz da sıcak su ekleyeceğim. Şeker tamamen damak zevkimize göre kullanıyoruz. Eğer yetersiz gelirse ekleyebiliriz. Tatlı seviyorsak biraz daha şeker oranını arttırabiliriz. İçerisindeki elmayı alıyorum. Çünkü bayağı bir elma çatladı. İçine düşmeden çıkarttım. Bunlar bir tane düşmüş. Daha sonra süt ekleyeceğim. İçerisine bir bardak ılık süt ekliyorum. Aşurenin tadını ve rengini güzelleştirecek. İçerisine koyduğum kakuleleri çıkaracağım. Şu an gördüklerimi çıkaracağım.
anne de tercihe bağlı. İstemezseniz koymazsınız. Sadece ben böyle aromalı tatları sevdiğim için ekliyorum. Olmazsa olmazı değil tabii ki. Evet, içerisine şimdi gül suyu ekleyeceğim. Şöyle iki yemek kaşığı yeterli. Aşuram, bütün malzemeleri ekledim. 10 dakika böyle kaynayacak. Daha sonra kapağını kapatacağım. Yarım saat dinlenmeye alacağım. Yarım saat sonra servise hazır. Aşuremiz hazır. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın.